Günaydınlar. İkinci gün. Sabah 7.30 civarı. 7.44 özür dilerim. Az önce demir aldık. Tekrar avar olduk. Şimdi Çeşme'ye doğru devam ediyoruz. Karaada'daki güzel koyumuzdan çıktık. Dümende Oğuz Kaptan. Şöyle buyurunuz. Reisimiz içeride. Bir saniye onu da göstereceğim. Reis burada. Şöyle de bir manzaramız var. Bakınız. Provamızda şu an dalyan var. Tabii siz kameradan göremiyorsunuz. Şöyle bakın. Dalyan boyalık. Alaçatı diyorum. Ilıca. Ildır Körfezi. Karşısı şöyle silüetli uzaktan gözüküyorsa Sakız Adası. Şurası Koyun Adası. Bu da bizim çıktığımız Karaada. Hatta şurada uzakta bir yelkenli var. Muhtemelen görmüyorsunuz ama şu küçük adanın hemen arka tarafındaki bir koydan çıktık. Evet, gece süperdi. Hiç rüzgar yoktu. Demir attığımızda acayip rüzgar vardı bir ara. Sonra bir 15-20 dakika sonra kesildi. Gece dümdüzdü. Çarşaf gibi. Çok iyiydi. Şu anda da tatlı tatlı şöyle sancak taraftan geliyor rüzgarımız. Bugün muhtemelen yelken yapabiliriz diye düşünüyoruz. İstikamet Alaçatı. Oraya giderken tekrar sizlerle görüşürüz. Bir kahvaltı yapalım, ayılalım. Değil mi? Kendimize gelelim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Haydi bay bay. Denize de girdik. Su bu arada Kleopatra koyunun suyu biraz serinceymiş. Onu fark ettik. Şimdi kahvelerimizi alıp dinleniyoruz. Artık iş bitti. Teknemizi transfer ettik. Bu saatten sonra çocuklar gelene kadar burada bekliyoruz. Tatlı tatlı tatil yapabiliriz gibi hissettik sanki. Şuradan profesör makinesi çok güzel çekiyor. Artık biliyorsunuz tekne dediniz mi illaki arada tekneler biraz naz yapar. Bizimkisi de maşallah bugün bu ara çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. İnceden bir naz yaptı. Alo. Tamam. Abi bak biz şimdi tekne Çeşme'ye geldik de. Marina'dan çıkmadan önce bir marş basma problemimiz vardı. Ama reis onu bir şekilde halletmişti. Dün akşam demirlediğimiz zaman demir yerinde tekrar aynı problem ortaya çıktı. Bir şekilde reis yine bir böyle bir alahop tereyağlı ballı ekmek sihir yaptı. Onu yine tamir etti fakat sorunun ne olduğunu muhtemelen bilemiyoruz. Bugün yine başladı. Yarın öğrenciler gelecek işte meşhur bu buraya gelmemizdeki aktivitenin olacağı organizasyon yapılacak. Yani çözmeye çalışıyoruz. Şimdi problemi size de söyleyeyim. Her şey hazır. Yani motorda sıkıntı yok. Marş basmıyor. Marş yapmıyor. Aküllerimizde sıkıntı yok. Elektrik tesisatımızda sıkıntı yok. Marş basmıyor. Sizce neden olabilir? Hadi bakalım. Tahminleri alalım.
Ama benim adım Güven Şengün ise bu reis bunu 15 dakika sonra çözecek yine. Şimdi reis diyor ki alternatörümüzde sıkıntı var. Varmış daha doğrusu. O yüzden akülerin gücü yetmediği için basmıyor diyor. Oğuz Kaptan'la ben de diyoruz ki ondan değil başka bir şeyden. Ama biz yani bakalım kim kazanacak? İnşallah reis kazanır. Da çözer. Bekliyoruz. Neyse güzel bir yerde mahsur kaldık. Bir buçuk saat süren uğraşlar sonucu inanmayacaksınız. Tamam. Çat diye çalıştı. Şimdi tabii. Problemi gerçekten çözmek için bir aksiyon alıyoruz. Tamam. Çalışmalar reis. Ya ben rahatla bir yaparım. Demirimizi aldık. Alaçatı Mayına'ya gidiyoruz. Alaçatı Mayına ile burası 2,5-3 mil. Taş çatlasa. Herhalde yarım saate gideriz. Yarım saate orada oluruz diye düşünüyoruz. Bu problemi bir çözelim ki yarın organizasyonda hiç sıkıntı olmasın. Marina'ya yanaştık. Kazasız. Çiçek gibi. Güzel. Sağ olsun Palamar arkadaşlar da yardım etti. Şimdi teknik personel bakıyoruz. İşlerimizi çözecek. Rüzgar sesi varsa hepinizden özür diliyorum. Mikrofonlu ozma tesisatını almadım. Çünkü ne olacağı belli değil. Buralar hep telefonlu olacak. Neyse. Hadi bakalım ben Oğuz Kaptan'ın yanına gidiyorum. O şimdi ön büroda. Bu arada Alaçatı Marina'da tekne rampası var. Tekneyi vinçle atma seçeneği de var. Gördüğünüz gibi küçük büyük bir sürü her türlü tekne. Çekek yerinde hizmet, servis hizmeti sağlanıyor. Güzel marina. Ön büro nerede diyeceksiniz. Neyse ön büro da arkamda. Oraya doğru gidiyoruz. Oh güzelliğe bak. Dur şunları çekeyim ya bizim çocuklara. Buyurun size plain gövde, müthiş çeneli gövdeli bir Monterey. Hastasıyız. Hastasıyız. Güzel. Oh çok güzel. Ben teknelerin üstünden çok hep altı ile ilgilenenlerdenim. Buyurun size deplasman gövdeli bir yelkenli. Bakınız aşağıda salmayı görüyorsunuz. Veneto Oceanis 343. Bu bizim teknemizin büyüğü. Yine bakın farklı bir salma tipi. Yine bir deplasman gövde. Yine bakın şurada da şöyle salma omurgalı bir tekne görüyorsunuz. Altı komple salmalı. Bir gulet. Yine aynı şekilde bir ahşap gulet de burada. Neyse kısa günün kârı bunları da çekmek zorunda hissettim. Güzel. Bu da güzel. Bakın. Artık anlıyorsunuz değil mi? Hangisi play hangisi değil.
Acaba marinada mı çalışsaydım ya? Hastayım yahu şu teknelere. Bütün gün teknelerle zaman geçirebilirim. Saatler geçti. Hala marinadayız. 30 dakikaya geliyordu ustamız. Yaklaşık 2,5 saat önce. Ama gelecek hissediyoruz. Muhtemelen işi vardı. Buradan size gereksiz bir bilgi. Ustalar kaç diyorsa 3 ile çarpınız. Bu da Güven Şengönül'den size bir tüyo. Şimdi madem hala Alaçatı marinadayız. Niye bilmiyorum. Kendi kendime üstüme vazife edindim. Bari dedim çekek sahasını sizlerle beraber gezeyim. Marinayı da size göstereyim. Vincin arasından da geçeyim. Şimdi bir çekek sahası dediğimiz yer bilmeyenler için söylüyorum. Bizim öğrenciler zaten bilir şimdi. Hemen hap diye cevap veriyordur ama. Teknelerin karaya alınıp bakımlarının yapıldığı, efendime söyleyeyim, teknelerin türlü işte servis, onarım, tamir, tadilat bu gibi işlemlerinin yapıldığı yer. Karapark. Kışlama da yapılıyor bazı durumlarda. Hemen arkamda normal, şöyle şurada. Şuradan itibaren bakın burası artık yasak, sadece marina müşterileri girebilir misafirler. Pedestalları görüyorsunuz. Pedestalı biliyorsunuz artık. Buradan itibaren normal marina ama şurası bakın şöyle komple çekek sahası. Alaçatı Marina'nın çekek sahası da güzeldir. Eskiden biz burayı öğrencilerimizle gezerdik, alan çalışması yapardık. Hatta o zamanlar buradaki müdür bizim değerli arkadaşımız Onur Kunduz, izliyorsa ona selam olsun. Çok keyifli olurdu. Uzun süredir yapmıyoruz. Madem öğrencilerle alan çalışması yapamıyoruz, öğrenci benle yapsınlar değil mi? Videoda, YouTube'da yapsınlar. Şimdi değerli arkadaşlar, arka tarafta bakınız, şuradaki rampayı göstermiştim zaten az önce. Arka tarafta da burada da normal havuz var. Burada şu gördüğünüz, şunu görüyor musunuz? Bu koca koca vinçlerle tekneleri, hatta şu an bakın şurada bir tekne var. Muhtemelen onun işlemleri var. O işlemler halledilince gelecek buraya, karaya alınacak gibi duruyor. Buradan aynen şöyle şu şekilde şuraya gelip buradan tekneleri alıyor. Ondan sonra kaldırıp arkaya atıyor. Peki karada tekneleri nasıl tutuyorlar? Havadayken şu bakın şunları görüyor musunuz? Şunlar sapan ya da strap dediğimiz kayışların üstünde tekne havada kaldıktan sonra şöyle görüyorsunuzdur. Kütüklerin üstüne koyuyorlar tekneleri. Ondan sonrasında da tadilat başlıyor. Ahşap teknelere efendime söyleyeyim macun falan vesaire işlemler fiberglasslara. Fiber tekneler genelde motor bakımı için karada. Ahşapları biliyorsunuz bakımları biraz daha variyeteli olur. Onların biraz daha böyle işte kazımasızın parası, macunu, boyası gibi işleri var. Hepsini burada yapıyorlar. Ayna kıç, karpuz kıç, flying gövde, deplasman gövde hepsi burada var. Şimdi hop. Tata buyurun bakalım. Bakın çok güzel botları böyle alıyorlar kışlamak için çok güzel. Rigid inflatable bot. Sert şişme bot. Sağlam yapılı bakınız. Güzel botlar var burada, bayağı da variyeteli botlar. Bir pilot teknesi görüyorsunuz. Kötü havalarda da gezmek için gayet iyi. Bir sportif balıkçı teknesi görüyorsunuz. Zalimi gördünüz. Bakın şurada güzel baş pehlivan, karpuz kışlı bir tekne. Berbat bir kelime oyunuyla isimlendirilen bir tekne daha. Allah sahibine başlasın. Harikulade bir katamaran. Karşıda bakın yine müthiş. Şu mavi gövdeli tekneyi görüyor musunuz? Bakayım şöyle size yaklaşabiliyor muyum? Of! Tam sportif açık deniz balıkçı teknesi. Kasasından Bertam gibi duruyor ama tabii şimdi yandan bakmadan bir şey diyemeyeceğim. Artık hepsi birbirine benziyor bunların. Bunların hepsi birbirine benziyor. Ama evet Bertam gibi duruyor o. Katamaran biliyorsunuz katamaranlara hastayız. Katamaranlar motor yat konforu ile yelkenli zevkini bir arada çok güzel sunuyorlar. Burada bekliyorduk da o sırada öğrencilere tekneleri gösteriyordum. Denizlik Fakültesi'nde hocayım ben de. Vesileyle katamaran, karpuz kıç, ayna kıç. Rahatsız etmedim inşallah. Denizlik Fakültesi'ndeyim ben. Bu temel denizcilik dersi için çekiyordum bu videoyu. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Süpersiniz. Çok teşekkürler. Öyle mi? Şahane. O zaman yani teknenizi de çekmiş bulundum çok güzel diye ama. İnşallah sıkıntı olmaz. 9 Eylül Denizcilik Fakültesi öğrencileri adına hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler.
Ya görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Denizci denizcinin dostudur. Bakın ben tekneyi tanıtırken teknenin sahibi orada yardımcı olayım mı ben dedi hemen. İsterseniz gezdireyim falan dedi. Ben şimdi rahatsız etmek istemedim tabii onları ama. İşte bakın bu dayanışma denizciler arasında var. Karacılarda maalesef bu kadar büyük bir dayanışma görmüyoruz. Bu arada karpuz kuşu bir teknemiz var arkada, onu da göstereyim. Vallahi sağ olsunlar. Yalnız dediler ki bir gün tekneye misafir olun, gezdirelim. Ben bunu öğrencilerim için tabii ki bu teklifi atladım. Zaten siz de duydunuz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. İnşallah YouTube'da bizi görürler. Vallahi gezeriz değil mi? 62 feetlik harika bir katamaran. Harika bir katamaran. Şu da müthiş bir, bakınız, tatlı ahşap bir yelkenli. Karpuz kıçlı bir gulet. Sloop arma. Tek direği var bakınız. Kotra. İki tane flok yelkenini görüyorsunuz. Arkada pasarellası ve mataforasını görüyorsunuz. Güzel mataforaları var. Ben ahşap tekneleri çok seviyorum biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsanız söyleyeyim, ben ahşap tekneleri çok seviyorum. Bakın yani sınırsız param olsa teknelerin hepsi ahşap olur. Ama yok. O yüzden en ucuz bakım maliyeti olan fiberlerden yürüyoruz. Fiberlerden yürüyoruz. Bu arada neredeyiz diyeceksiniz. Şöyle şunu tek bizim durumumuzu da göstereyim. Yakıt iskelesi. Alaçatı, Port Alaçatı Marina'nın yakıt iskelesinde şimdi geçici olarak bizi misafir ediyorlar. Deniz Hanım sağ olsun. Bize burada böyle bir müddet bir imkan tanıdı. Konaklama imkan tanıdı. Biz de durmaya çalışıyoruz. Şimdi 10 dakikaya usta gelecek diye çok ayrılamıyorum. Eğer şey olursa şu yan taraftaki pontonları da, bu tarafları da belki sizlere gezdirmek isterim. Yani bunu yapamasak bile, başka bir şekilde bir gün müsait olursa Çeşme Marina'da bir şeyler ayarlayacağız size, söz. Evet, Port Alaçatı Marina'daki sıkıcı çekek yeri turumuz bu kadardı. Farkındaysanız biz bugünü burada böyle herhalde geçiriyoruz. Usta gelse, çalışsa teknemiz tekrar, sorunumuz hallolsa da şurada Alaçatı sörf plajlarının arkasındaki koya kendimizi atsak. Aa bak bak bak, gel. Gel bak ne buldum size, bir de şurayı göstereyim. Bak tabii ki ya, tabii ki ya. Her zaman için tebdili mekanda ferahlık vardır. Yukarı çıktım. Buyurun vesileyle arkadaşlar, bakın. İşte Alaçatı sörf plajları. Hatta şu da bizim sürekli gittiğimiz, videolarını da çektiğimiz, belki şurada görürsünüz, sörf okulu. Bu bir sörf okulu, hemen şurada. Yanında diğer sörf okulları var. Hepsi çok güzel bu arada o okulların. Şöyle sörfçüleri de görüyorsunuz. Bakın şunlar yeni başlayan, hemen anlıyorum. Neden? Benim gibiler. Bak şuradakiler daha profesyonel. Görüyorsunuz. Bunlar birer de birkaç bir seviye yukarısı. Tam karşı tarafı da bu Alaçatı sörf kısmının. Tam karşı tarafında Çağla Kubat sörf okulu var. Bakın burada da onların sörfçülerini burada uzakta görüyorsunuz. Şöyle yaklaşalım. İzmir Marina, Port Alaçatı Marina. Buyurun. Güzel bir marina. Bu arada ben çok seviyorum. Yani eğer tekneniz, güzel bir tekneniz ve imkanınız varsa şiddetle öneriyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü yeri çok iyi. Yani Çeşme üzerinde konuşuyorum. Şöyle söyleyeyim size, şuradan bir yürüsün. Şu sörf plajdan şuradan Alaçatı, bu şu boğazı geçtikten sonra şu tarafa, şu en üstte parmağın ucunda gördüğünüz o küçük adacı burnu dönüp bu tarafa geçtikten sonra Çarufo Adası, Börtlenef Adası falan diye çok güzel koylar var. Bu tarafta ise, o bugün gördüğünüz delikli koy falan filan gibi koylar bulunuyor. İyi, bu mekan güzeldi. Nasıl? Beğendiniz mi? Bilmiyorum ki. Artık sıkıntıdan bunları çek. Ne yapayım? Bütün gün iskelede oturup, bugün de bütün gün iskelede oturduk çekmek yerine en azından dilim döndüğünce sizlere Port Alaçatı Marina'daki çekek sahasında bir saha çalışması, saha gezisi yaptırmak istedim. Bilmiyorum. Meraklısına, biliyorsunuz benim kanaldaki videolar hep meraklısına zaten, öyle şey değil. Dur bakayım neymiş videosu olmuyor. Bizde böyle. Neyse çok konuştum. Umuyorum usta gelir. Kapatıyorum. Usta geldikten sonra bir daha açarım. Yani iki gündür biraz kurcalayınca çalışıyor falan filan ama hani tamamen tesadüfi bir şey. Hangi sokette, o sokette? Evet. Ustayı çok bekledik ama usta tam bir all star çıktı. Süperstar ustamız. 5 dakika sürmedi. Orada bir röle falan, bir iki dokunma, bir böyle öpücük ve bizi büyüsüyle tamir etti motorumuzu.
ve gitti. Üstelik hiçbir şey de almadı. Firmamızın hediyesi olsun dedi. Barış Bey'e eğer izlerse buradan teşekkür ediyoruz. Sorun nedir diye merak edenler, tahminleri alayım. Sizce nedir? Evet, hadi bekliyorum. Belki aranızda bilenler vardı, söyleyeyim. Orada bir tane kızdırma bujisinin ve diğer bujinin ateşleme rölesi varmış. Onda titremeden dolayı çıkmış, temassızlık yapmış. Bütün problem oymuş. Onu taktı ve bitti. Yani 3 gündür neler çekti Coşkun Reis, biz neler çektik. Neyse, öğrenmiş olduk. Bir daha olursa da aklınızda olsun. Siz de önce bir röleyi çıkartın, takın, oynatın. Çalışmıyorsa kızdırma bujisinin rölesini yine değiştirin. Yine olur. Zaten bu sıcakta kızdırma bujisine gerek yok diyoruz buna. Barış Usta geldi. Bir Barış Usta söyledi. Teşekkürler. Oh! Şimdi marşımızı basıyoruz ve gidiyoruz. İşimiz bitti. Ustamız da çözdü işimizi. Port Alaçatı Marina'ya, Deniz Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Barış Usta'ya da teşekkür ediyoruz. Haydi o zaman biz ayrıldık. Avara Allah selamet versin. Gündü ama. Gece için sakin ve güzel bir koy aradık. Ancak girdiğimiz bütün koylar ya çok rüzgarlıydı ya da istediğimiz kadar güzel değildi. Biz de yarın sabah görev yerinde hazır olmak için hem de biraz daha güzel bir koy olduğunu bildiğimiz için Kleopatra'ya ya da eski adıyla Güvercinlik Koyu'na dönmeye karar verdik. Dönerken güzel de bir yelken seyri yaptık. Sakız Adası'nın arkasından batan güneş bize harika bir manzara sunarken demirleyeceğimiz koya da ulaştık. Evet, uzun bir video oldu biliyorum. Yorucu, uzun, keyifli bir gündü. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Bay bay.